Gönül ister ki hepimiz odamızda sessiz ve sakin bir şekilde ders çalışabilelim. Fakat bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle de kalabalık bir ailede yaşıyorsak. Oh, bitti galiba. Ders çalışma ortamı olmayan öğrencilerin en büyük problemlerinden biri kendisine ait bir odasının olmaması. Salonda ders çalıştığında evdeki seslere maruz kalabilir, hatta seni rahatsız eden televizyona kendini kaptırabilirsin. Sanıyorum egonu tatmin ediyorsun. Eğer yanılıyorsan... Ay şu adama nasıl inanırsın ya? Bunlar iki bölüme ayrılırlar anne. Pis adam. Hah, ayrılırlar işte, dedim ben sana. Anne koş koş, reklam bitiyor. Bu nedenle sen ders çalışırken evde televizyonun sesi açıksa ya da temizlik yapılıyorsa bunu güzel bir dille ailenle paylaşabilirsin. Anne temizliği başka zaman yapsan olur mu? Şimdi test çözmem gerekiyor. Onlar da muhakkak bu konuda sana yardımcı olacaktır. Ailenle diyalog kurmaktan asla kaçınmamalısın. Diğer bir önemli konu da salonda ders çalışsan dahi kendine ait bir çalışma ortamı yaratman. Bunun için evdeki yemek masanı kullanabilir ya da açılır kapanır basit bir masa temin edebilirsin. Biliyorum, evde birçok sorunu aşsan da karşına bölüm sonu canavarı çıkacaktır. Kardeşin. Kardeşin ders çalışmana engel olduğunda ne yapıyorsun Duru? Hocam ben genellikle diyalog kurmaktan yanayım. Kendisini karşıma alıp sakince konuşuyorum. Ya da enerjisini atabilmesi için onu faydalı etkinliklere yönlendiriyorum. Abla. Ablacığım al şu telefonu, git oyna orada güzel güzel, tamam mı? Senin de işin zor Duru, anlıyorum. Şunu unutmayalım, kardeşlerimizin asıl isteği bizimle vakit geçirmek. Bu nedenle ders çalışmadan önce yarım saat, bir saat ayırıp onlarla oyun oynarsak, hatta sonrasında da küçük bir boyama ödevi verirsek bizimle vakit geçirmenin tadını aldıkları için sonrasında çok fazla rahatsız etmeyeceklerdir. Son olarak tüm bu evdeki ya da çevredeki gürültülerden uzak ders çalışabilmek için güne erken saatte başlayarak insanların uyuduğu saatleri değerlendirmen gerekir. Bu şekilde çok daha verimli çalışacaksın. Evet, bugün Duru ile birlikte... Pardon, Duru ve Ömer'le birlikte evde ders çalışma ortamımız yoksa neler yapabiliriz, bunları gördük. Videoya yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.